Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'de en üst Phantom 6x6 kasasının açılımı videosuyla karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar toplamda 10 adet bu en üst Phantom 6x6 adındaki kasayı açacağız. Ki hızlı bir şekilde istiyorsanız size kasayı göstereyim. Hemen oyundayken M tuşuna basıyoruz ve buradan Shop kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında açılan pencereden Prizes bölümüne ve buradan da For Grand Coins sekmesine tıkladığınızda hemen sağ tarafta en üst Phantom 6x6 kasasını görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere 15 GC değerinde bir ücreti bulunuyor. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kart olabilirsiniz? Bunu çok hızlı bir şekilde 1 dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'ye oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masaüstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand RP'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olma ile ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Hemen kasamıza tıklayalım istiyorsanız. Bakalım içerisinde ne gibi şeyler çıkarabiliyoruz. Tabii ki de en büyük ödül %1 ihtimalle arkadaşlar en üst Phantom 6x6 adındaki bu sol tarafta da gördüğünüz kasa oluyor. %2 ihtimalle 1 milyon dolar çıkarabiliyorken %2,5 ihtimalle 900 bin dolar, %4,5 ihtimalle 800 bin dolar, %5 ihtimalle 700 bin, %16 400 bin, %30 ihtimalle 300 bin ve son olarak da %33 ihtimalle de 200 bin dolar çıkarabiliyoruz. Ayrıca bu kasanın garanti prize yani garanti ödülüne de baktığımız zaman 1 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yani biz bu kasadan bugün zaten toplamda 10 tane açacağız ve toplamda 10 tane açtığımızda da 1 milyon doların garanti olarak sahibi olmuş olacağız. Eğer bu aracı çıkarabilirsek gerçekten çok güzel olur arkadaşlar. Direkt aile garajına koyacağım ki eğer videoda çıkarabilirsek mutlaka kısa bir test sürüşünde gerçekleştiririz. Tabii çok düşük bir ihtimal arkadaşlar. Gördüğünüz üzere %1'lik bir şansımız bulunuyor bunun için. Ancak tabii ki belli olmaz, çıkaran çıkarıyor sonuçta. Her neyse biz hızlı bir şekilde istiyorsanız kasa açılımımıza başlayalım arkadaşlar. Hemen open the container diyelim ve ilk kasamızı açalım. Evet, 200 bin dolar geldi. Gelebilecek en kötü ödülü böylelikle almış bulunmaktayız arkadaşlar. %33'lük ihtimali çıkarmış bulunmaktayız. Pekala, moral bozmak yok. Daha burada bir sürü ödülünüz var. Tabii ki de her zaman olduğu gibi arkadaşlar mavi ödül ve üzeri gelirse yani kırmızı ödül gelirse sevineceğim arkadaşlar. Zira %33'lük ihtimal olan 200 bin dolar çok kötü. %30'luğu da çok beğenmiyorum. %16'lık da kötü. Ancak %6'dan itibaren her ne kadar mavi olmasa bile 600 bin dolar yüksek bir meblağ. Dolayısıyla %6'dan itibaren ki bütün ödülleri iyi ödül olarak görebilirim. Pekala, hemen hızlı bir şekilde bir sonraki kasamı daha açalım. $700.000 geldi. İşte bu ödüllerden bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyi ödüller bunlar. Yani en azından bu aracı çıkaramasak bile buradaki para ödüllerini alarak güzel paralar kasabiliriz bu kasadan. Tek temennim bu. Pekala, ikinci kasamızdan da $700.000 çıkardık. %5'lik ihtimal tutturduk. Bakalım üçüncü kasamızdan hangi ihtimal gelecek? Hızlı bir şekilde açalım. $700.000 geldi. Tekrardan bir $700.000 geldi. Evet, şu ana kadar maşallah diyelim. Gerçekten çok çok güzel bir kasaydı arkadaşlar. Çünkü şimdiye kadar sadece bir tane kötü ihtimal olan $200.000 çıkardık ve iki tane %5'lik ihtimal olan $700.000 çıkardık. Benim için böyle giderse çok çok güzel olur. Tabii bir de pastanın üzerine krema şeklinde bir de bu aracı çıkarabilirsek mükemmel olur. Ancak bakalım çıkarabilecek miyiz? Göreceğiz. Bu arada 3 kasa açtık arkadaşlar. Toplamda 7 kasa daha açacağız ve kasa açılımımızı tamamlayacağız. Bakalım 4. kasamızdan bize ne çıkacak? $200.000 geldi. Evet, kendimi över övmez direkt nazar yedirdim ve gördüğünüz üzere en kötü ödülü tutturduk. Problem yok. 2 tane %5'lik ihtimal çıkardık zaten. Şimdiye kadar çok çok iyi bir kasa açılımı diyebilirim. En azından 4 tane kasadan bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Pekala, 5. kasamızdan ne çıkıyor? Hızlı bir şekilde açalım. $200.000 geldi. Evet, tekrar 200.000'e döndük ne yazık ki. Toplam 5 tane açtığımız kasadan 3 tane $200.000 çıkardık ve 2 tane de %5'lik ihtimal olan $700.000 çıkardık. Bakalım kalan 5 kasamızdan bize ne çıkacak? Hemen hızlı bir şekilde 6. kasamızda açalım.
Yine 200 bin geldi. Sanırım 2 tane üst üste %5'e tutturduğumuz için oyun birazcık bizi frenledi burada ve sürekli %33'lük ihtimali bize veriyor. Ki en azından %33'lük değil de %30'luk ihtimali falan verse en azından bir tık farklı olacaktı ama nedense sürekli buna takıldı şu an. Umuyorum ki bu 7. kasamızda bu durum değişir. Bakalım 7. kasamızdan bize ne çıkacak. $200,000 geldi. Evet, gerçekten korkutmaya başladı. Son 3 kasamız ve tahmin ediyorum ki bu 3 kasadan da bize bunu verecek. Yani $200,000 verecek. Sanırım biraz erken konuştuk iyi kasa diyerekten. Pekala, son 3 kasamız kaldı dediğim gibi arkadaşlar. Bakalım 8. kasamızdan bize ne çıkacak. $200,000 geldi. İşte bundan bahsediyorum. Gerçekten çok çok güzel bir ödül geldi ve %2,5'luk değil %4,5'luk ihtimali tutturmuşuz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu kasa açılımında %5'liği tutturduk. %4,5'luğu tutturduk. %30'luk zaten en rahat olan ihtimal olduğu için onu hesaba katmıyorum. Keşke birazcık daha şansımız olsaydı da şu %1'liği de tutturabilseydik. Ancak ne yazık ki tutturamadık. Son 2 kasa gerçi belli olmaz. Belki bakarsınız onlardan çıkarabiliriz. Pekala, o zaman hızlı bir şekilde sondan bir önceki kasamızı açalım. $300,000 geldi. En azından az önce söylediğim şey gerçekleşti. Yani sürekli %33'lük ihtimal olan $200,000 yerine %30'luk ihtimal olan $300,000'ı çıkardık. Hiç yoktan bir farklılık oldu en azından. Pekala, evet, sadece şu an bir adet kasamız kaldı arkadaşlar. Açacağımız, zira 15 geleceğimiz bulunuyor. Ve bu kasayı açtıktan sonra da $1,000,000'ın sahibi olacağız arkadaşlar. En azından böyle bir güzel tarafı bulunuyor. Bakalım son kasamızdan bize ne çıkacak. $1,000,000 geldi. Çok 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 güzel oldu. İçimden de geçiyordu aslında. Hem buradan $1,000,000 gelse hem de buradan gelecekti. $2,000,000'ı sırf şu son kasadan elde etmiş bulmaktayız arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Yani açıkçası bence her ne kadar araç çıkmasa bile güzel bir kasaydı arkadaşlar. Bu güzel bir kasa açılımıydı. Zira $1,000,000'ı sırf bu kasanın kendisinden aldık. $1,000,000 garanti prize ödülünden aldık. $2,000,000 oradan. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane $700,000 çıkardık arkadaşlar. $3,400,000 ediyor şu ana kadar saydıklarım. Bir tane %4,5 ihtimalle olan $800,000 çıkardık. Bunu da hesaba katarsak 4,200,000,000 ediyor. Birkaç tane de arkadaşlar %33'lük ihtimal çıkarmıştık. Yani nereden bakarsanız bakın bir 5 milyona yakın ya da $5,000,000 civarlarında diyeyim bir para kazandık bu kasadan. Toplamda 10 tane açarak, yani 150 GC harcayarak. Hiç fena değildi. Dediğim gibi ben açıkçası memnun oldum bu kasadan. Ancak tabii ki de ana ödülü çıkarabilseydik çok çok daha mükemmel olacaktı ve birazcık da test sürüşü yapabilirdik. Size de göstermiş olurdum. Ancak ne yazık ki bir kasa açılımı videomuzdan daha kasa aracını çıkaramadan bitirmiş bulmaktayız arkadaşlar. Peki bundan sonraki kasa açılımı videolarında ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bunu mutlaka videonun yorumlar kısmında belirtin. Zira bildiğiniz üzere sizin istekleriniz doğrultusunda bu videoları çekiyorum. Dolayısıyla isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. O zaman böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video içinize yarmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.